teklif ettiler. Kendilerine ayrıca mahallem adına teşekkür ediyorum. İnşallah bizlere bir hasbihal tadında seçimden beri epeyce bir zaman beraber olamamıştık. Bugün aramıza katılıp değişik bilgiler vermek istiyor. O bakımdan kendisi tekrar şu anda aramıza hoş geldi diyorum. Özellikle ben bu bölge için söylüyorum. Ankara'da fazla bir bilinirliğimiz kalmamış. Sayın Kalemli'den sonra biz Türkiye çapında bir siyasetçi çıkaramamışız. Hala Tavşanlı dendiği zaman veya bu bölge dendiği zaman Sayın Kalemli'yi söyleyerek. Başkanımıza gönderdiğinden dolayı size de çok teşekkür ederim. Nezaket gösterdiniz, geldiniz. Sabah Fuat Bey'le kahvaltılı toplantı var. Orada da buraya geleceğini söyledim. Toplantı devam ederken de ben şeyden ayrıldım. Ben genel başkanıma bir gün önce söylemiştim. Bunlar da sizlere selamlar. Meyve ağaçlarının hepsi gitti. Evet. Hepsi. Demek buradan büme gidiyor. Evet, buradan büme gidiyor. Türkiye geneli büme gönderiyoruz. Dün de bekirim zaten hep bir şey gördüm. Tüm malzemeler. Parça başı mı? Biz parça başı aldık. En içten ve en samimi günlerden birini yaşadım. Hepinizden Allah razı olsun. Öncelikle Sayın İlçe Başkanım Barbaros Bey'e ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Sizleri bizlerle bir araya getirdiği için. Yeni seçilen oda başkanlarımızın hepsine bahtları ve yolları açık olsun derim. İnşallah güzel çalışmalar yaparsınız. Sizin bu çalışmalarınıza da bizim bir katkımız, bir desteğimiz olursa da her zaman hem burada hem de Ankara'da bir kardeşiniz var. Elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Çünkü toplumun nabzını küçük esnafla muhtarlar tutuyor. Muhtarların ulaşabildiği her haneye ulaşma imkanımız yok. Ne de sizin gibi esnaf kardeşlerimizin her gün işlerdiği kadar buranın dertlerini, problemlerini, yalnızca dertlerini, problemlerini değil, dert ve problemleri anlatmak bir siyasetçi için en kolay iştir. Burada Tavşanlı'da üretilen ürünleri saydığım zaman emin olun ki meclisteki birçok milletvekili arkadaş konuşma bittikten sonra belki fark ettiyseniz, dinlediyseniz meclis başkan vekili ara vermişti. Hepsi aynı şeyi sordu. Gerçekten bunlar Tavşanlı'da yapılıyor mu? Gerçekten eğer ben bile bugün İl başkanımla beraber çok da büyük bir eksikliğimiz 4 yıl sonra Bayan İç Çamaşırı'nda Tavşanlı'nın o kadar söz sahibi olduğunu bugün öğrendik. Ya biz bugün bu atölyeleri, bu tesisleri görmeseydik, başkan bize kapıları açtırmasaydı, gerçekten ben bilmiyordum yani. Birisi söylese inanmazdım ben. Ama şimdi gözümüzle gördükten sonra Zara'ya, yani Zara İspan yapıyor ama bir Amerika firmasına da yapıyorlar. Bu güzellikleri anlatmak lazım. Bu güzellikleri insanlarla paylaşmak lazım. Ancak böyle olur. Yoksa sen şunu yaptın, ben bunu yaptım veya sen şunu yapamadın, ben bunu yapamadım. Bununla bir hayatımızı ve ömrümüzü geçiremeyiz. Bir Allah uzun ömür versin. Sayın Kalemli'nin üzerine ve rahmetli olan Ahmet Demir abimizin ve İsmail Karakoy'un üzerine siyasetçi yetiştirememişiz. Onlar kadar kıymetli, değerli kardeşlerimiz vekil olmuş. Belki onlar kadar da çalışmışlar veya fazla da çalışmış olabilirler. Ama şu var ki onlar kadar Türkiye çapında ses getirememişiz. Bir marka olamamışız. Demek ki bu eksiklik biraz da bizdedir. Bu bende de var, diğer arkadaşlarımda da var, hepsinde de var. Bugünden bu yana da Kütahya biraz daha kendini garip ve mağdur hissediyor. Ne varsa yanında duruyoruz. Methediyoruz. Hatta yapanlar için de binlerce defa Allah razı olsun diyoruz.